ortamla silah almaları cesaretlendiriliyor. Irak'ın kuzeyinde güvenli bölgesi var. Ve biz bu terör örgütüyle mücadele ediyoruz. Yok öyle bir şey. Demokrasi de bir. Yani Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bu müdahalesini haksız görenlerin PKK terör örgütünün siyasete müdahalesini nasıl haklı gösterebilir, ben bunu anlayabilmiş değilim. Ki Doğu ve Güneydoğu'daki insanların eğitim yolunda bireysel özgürlüklerini kullanmasını ve ekonomik refahtan daha fazla para kazanmayı refah elde edebilmesini sağlamak lazım. Çok önemli sorunlardan biri. İki, Doğu ve Güneydoğu'daki ben tanıyorum, oradaki insanların oradaki yapı içerisinde, ailesinin içerisinde söz hakkı yok. Töre cinayetleri, şunlar bunlar. Demek ki bireysel özgürlükleri de orada önemli ölçüde milli seviyede entegrasyona doğru götürmemiz lazım. Bu mücadele bu yönlerine çok yönlü sürdürmelidir. Yoksa bu taleplerin sonu gelmez değerli kardeşim. Ama ben hepiniz hep beraber şu soruyu soruyorum. Yıl 1922 galiba Londra konferansı şeyde Lozan Türkiye'nin Kürdistan meselesi vardır diye bir İngilizler meseleyi çıkardı. O gün Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne telgraf çekti. Doğu ve Güneydoğu'nun bütün ileri gelenleri. İzole aşiretinden tutun bunlar. Şunu dediler. Türkiye'nin Kürdistan diye bir meselesi yoktur. Biliniz ki Kürtlüğün ayrı bir unsuru olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde temsilini uygun görmüyoruz. Türklerin ve Kürtlerin kaderi ayrıdır. Meselesini bugün Kürt sorunu adı altında biz kabulleniyorsak, sorunun varlığını kabulleniyorsak, değerli arkadaşlarım, onlar amaç ve hedefine yaklaşmıştır. Ha, sorun olur mu? Olur. Nasıl olur biliyor musun değerli kardeşim? Asıl sorunun danası o zaman çıkar. Bir gün İzmir'de seçim münasebetiyle bir hemşehri derneğine gittim. İşte orada açılın maçılın falan dedi. Oradan birisi kalktı. Aynı hemşehri derneğinde. Dedi ki ya işte açılın ne var size? Biraz özellik tanısanız falan dedi. Oradan birisi hop ya dedi. Madem özellik istiyorsunuz senin ne işin var dedi burada. Git dedi. Nasıl çözeceğim ben bu sorunu? Mersin'de üniversitede bir yardımcı olacağın arkadaşın yaptığı araştırma var. Sosyal mesafe giderek azalırsa değerli arkadaşlar eğer kız alıp kız vermeler azalırsa eğer batıda ya da bir başka yerde Doğu ve Güneydoğu'dan gelmiş insanlarla bu insanla alışveriş yapmayın derse şuna ev vermeyin derse kira vermeyin derse sorun o zaman çıkar. İşte en büyük sorunudur. Allah'a şükür bizde PKK olmasına rağmen böyle bir sorun çıkmadı. Emareleri yok mu? Var. Biz bunu önlememiz lazım. Bizim önlememiz lazım bunu. Eğer siyasette siz etnik kimliği odağa alıp bu etnik kimlik içerisinde kendinize göre bir çözüm üretirseniz yerel seviyede de insanlar etnik kimliğe göre tanımlama yapar. O zaman kim derler? Kürt kimdir? Bana Kürt'ü bir tarif edin bakın. Bir gün televizyona çıktım avukatlardan biri işte Kürt. Bana tarif et dedi bakın bu Kürt nedir? Der, nasıl bir şey? Ne yer, ne içer, ne söyler? Bir anlatım artık değil mi? Hani Çinli olduğu zaman hani Çinli Amerikalıyı tanırsın. Latino Amerikanı tanırsın. Black Amerikanı tanırsın. Peki nasıl tanımlıyor? Ne yapar? Bir cevap veremem. Dolayısıyla Doğu ve Güneydoğu, Kuzey, Güney hepimiz hep beraber birlikte burada milli kimliği ve milli kültürü oluşturduk. Hepimiz bu kimlik içerisinde varız. Ayrıştırmaya izin vermememiz gerekiyor. O zaman ne olur biliyor musunuz? Kim Kürt? Sivas'ın ötesi Kürt. Coğrafi? Nasıl tanımlayacaksın? Yani bakıyorsun ben şimdi kimin ne olduğunu ne bileyim değerli kardeşim. Nerede? Bu Erzurumlu. Vay. Bakkalın işi iyi değildir. Yandaki de Erzurumludur. Ulan bununla alışveriş yapma. İşi alacak.
Bu Vanlı'dır. Geçenlerde Erciş'e gittim. Değerli kardeşim. Erciş'te 20-25 bin Türkmen var. 30-35 bin de Kürt var. Bir kardeşimiz geldi dedi, ben Türk'üm dedi. Ama benim ailemde Kürt var dedi. Ama İzmir'e gidiyorum. Neredesiniz diyorlar. Van Erciş'e. Ha sen Kürtçün diyorlar. Nasıl çözeceğiz bunu? Bakın nasıl toptancılığa doğru gidiyor. O bakımdan bunlar toplum ve millet hayatına çok derin etkiler doğuracak tartışmalardır. Siyasetçiler bu tartışmaları odağına alarak siyasi çözümlemeler yaparsa aileler de yapar, komşular da yapar, iş adamları da yapar. Alır der, bunlar program çıkartır yarın öbür gün. Ne işleri var, işten atalım bunları, başkalarını koyalım der. Onun için Kürtlerin Kürt kökenli insanları sorunun kaynağı gibi göstermek, bu sorunun kaynağı bunlar. Bunlarsa iyi oldu. Ben de bunları istemiyorum o zaman der. Onun için sorunun kaynağını Kürtçe konuşan insanlara indirgemek ve bu eksenli bir tartışma çıkartmak sosyal mesafenin artırılmasına, sosyolojik açıdan ayrışmanın derinleşmesine yol açabilir. Bu bence doğru bir tartışma değildir. Ama değerli arkadaşlarım bırakın onu ya. Ben size söyleyeyim. Hani demokrasinin ilerlediği boyut ettiği gibi bırakın ya. Ben insan hakkı olarak benim dinleme ve izleme yapılıp yapılmadığından şüphem var ya. Onun için demokrasiyi önce bu eksenleriyle bence derinleştirmek gerekiyor diyerek bitirdim herhalde. Sayın Vekilim benim son sorum olacak. Bekleyin mi ki? Öncelikle üniversitemize ve fakültemize hoş geldiniz. Ben Alperen Kılıç, Hukuk Fakültesi 3. sınıf öğrencisiyim. Benim sorum biraz daha güncel olaylardan dışarı olacak. Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım biliyorsunuz 3 Temmuz 2011'den beri şike davası kapsamında tutuklu olarak yargılanmakta ve henüz bir dava görünmediği sonuca varılmadı. Soruşturma devam ediyor. Sizce bu operasyonda biraz siyasi bir işaret, siyasi bir parmak var mı? Teşekkür ederim. Evet, vallahi yorumlar muhtelif tabii. Yani bence tabii ben dava boyutunu değerlendirmiyorum. Denirler şunlar bunlar falan filan ama yani bu süreç içerisinde bir güç çatışmasının olduğuna ilişkin bir kanaatimiz var. Yani siyasal anlamlı bir çatışmanın bir boyutu olduğuna ilişkin bir anlamı var. O bakımdan ben de bir Galatasaraylıyım. Onun için sporun rayından ve keyfinden spora siyaset bulaştırmak hiç doğru değil. En sivil yönünde spordur. O yönünde çok seviyorum ama hep gazetelerin arka sayfalarından başlarım. Marka sayfalarından başlayınca da siyasileri görmeye başlayınca da çok da kızıyorum açıkçası. O bakımdan gelin yeşil sahada beraber birlikte mücadele edelim ama maalesef toplumun her ayağı, her noktasına duhul etmek isteyenler, her noktasına müdahale etmek isteyenlerin bir takım oyunları var. O bakımdan federasyon seçimlerinde de var, kulüplerde de var. Kulüp yöneticileri de siyasal iktidarla ya da birilerle işini götürmek için ilişki kurar. Kulübün taraftarları şey yapar. Dolayısıyla bu yönlerine bakıldığı zaman mümkün olduğunca sporu siyasetten ayırt ederek bakmak doğru. Ama spor cephesi de hayatımızın her alanına müdahale etmek isteyen siyasi iktidarın müdahale alanından ari değildir. Bunu söyleyeyim. Biraz diplomatik oldu ama neyse artık bizi şampiyon olarak kabul edersiniz değil mi? Daha olmadık diyorsun. Evet, daha gitmedi. Daha bitmedi. İnşallah oluruz. Kule yok, parı yok. Efendim? Hayırlısı yani hayırlısı hayırlıdır. Sana göre hayır Fener'in şampiyon olması. Bana göre hayır Fener. Gerçekten ben sorunuzu çok önemsiyorum. Çünkü
Spor aslında bakıldığı zaman hakikaten tamamen bağımsız ve sivil hayatın içerisinde olan bir şey değil mi? Hiçbir şey etkilemiyor oraya. O güzellikleri orada muhafaza edersek, işte tweetlerle, şunlarla, bunlarla birbirimizi kızdırıp başka boyutlara taşımazsak, siyaset müdahale etmesi. Gerçekten nefret ediyorum siyasetin spora müdahale etmesini. Herhalde bir yapacağı vardır Fenerlilerin. He? Bir planı vardır herhalde. 2015 seçimleri için bir planı yok mudur? Var değil mi? O planda buluşabiliriz. Evet. Mekür, mekür yok mu? Şunu bir atın ya. Şu arkadaşım istemişti. Öncelikle üniversitemize hoş geldiniz. 18 Mart'ta bir daha anıyorum. Ben bir Tunceliliyim ama Türk değil, Kürt'üm. Bunu söylemek istiyorum. Sizden de bir Diyarbakırlı olarak Türklüğü değil, biraz da Türkiye'liliği ya da Anadolu'luğu övmenizi beklerdim. Benim için milliyetçilik Mustafa Kemal Atatürk'ün Diyarbakır'daki lafıdır. Vanlı, Bitlisli, İzmirli hiç ayrılmadan Türkiye'lidir. Bak Türktür demiyor, Türkiye'lidir diyor. Burası çok önemlidir. Türk derseniz biraz ırkçılığa doğru olay gider. Bunu söylemek istiyorum. Sürekli Kürt sorunu nedir diye sordunuz. Kürt sorununu ben bir Kürt olarak size tanımlayayım. Kürt sorunu 25 bin tane Kürt'ün öldürülmesidir. Kürt sorunu Apo'ya bebek katili deyip aslında JİDEM'in bebekleri öldürmesidir. Türk katili... Mutlu Türk'üm diyene! Kürt sorunu... Kürt sorunu... Şakir, elini bak lan! Konuşma! Şşş! Haddini bir bak! Bir kutu yardım sen burada! Hadi beni başkanımıza götür! Konuşma! Gel! Bir konuşma! Bir konuşma! Oktay, bakın ben MHP'ye oy verdim. Açıkça söylüyorum. Milliyetçi Hareket Partisi'ne oy verdim. Bunu söylüyorum. Ama şunu belirtelim. Ben 26 şehidimiz öldüğünde Anıtkabir'e gittim. Bizim de ölecekmiş okurda. Sen sorunu söyle. Şunu söylüyorum. Kürt sorunu bu ülkede yıllardan beri Kürtçe konuşulmadı, budur. Bunu sağlamak istedik. Ama şunu söyleyeyim. Ben Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım ve asla ve asla özellik talebim yoktur. Ben Türkiye vatandaşıyım. Asla özellik talebim yoktur. Size asıl sormak istediğim şudur. Asıl şunu soracağım. Bir MHP olarak, MHP'li olarak Alevi ve Alevi sorunu için, hani Aleviler için anayasada ne yapmayı düşünüyorsunuz? Anayasayı ne çerçevede düzenleyeceksiniz? Bunu sormak istiyorum. Şimdi bir kere bir düşüncenin, bir fikrin gücünde olmasa böyle olur. Bu coğrafyaya niye Türkiye demişler? Türkiye'li olmaktan kurur. Tamam, Türkiye, şimdi ben bir şey söyleyeyim. Ben Diyarbakır'da yaşadığım zaman oradaki insanlar gelirdi, derdi ki ben Zazay'ım ama Türk milletine mensubum. Atatürk şunu demişti. Vanlı, Erzurumlu, Su hepsi aynı cevherin damarlarıdır demişti. Aynı cevherin. Çıkarttığın zaman ne Çanakkale Savaşı kalır, ne Milli Kurtuluş Savaşı kalır, ne Haçlı Savaşlarına bayraktarlık yapan Hilal kalır. Dolayısıyla bu coğrafyada yaşayan milletin adı Türk milletidir. Bu milletin adı Türk milleti. Böyle yazılmış, böyle olmuş. Çok farklı etnik kimlikler olabilir. Hiçbir diyeceğim yok. Ama Mehmet Akif Ersoy gibi
İstiklal Marşı yazmış bir kahraman yoktur kımayızm ihlal diyebiliyor. Ben ki evet Arnavut'um ama bu Kürtlük meselesinin yol açacağı sıkıntıların farkına varması gerekir diye söylemiş. Bu millet tarihin neresinde ırkçı olmuş ya? Neresinde?1988 Mardin Nusaybin Bahmini mezrası 6 çocuk 2 kadın 1 erkek toplam 15 kişi. Kim öldürdü bunları?
kadar kurşun sıkan bebek katili değiller nedir? Bebek katilidir, katılıyor mu? Ondan sonra şunlara bakın. Şunlara bakın, Efeler Mecrası, 11 kişi, şu çocuklara bakın. Şuralara da bakın, yakılmışlara ne zamandan beri unutuyoruz. Onun için herkes haddini bilmelidir. Ekseninde politik bir güç oluşturan bir yaklaşımla bir politik oluşturmak istiyorum. Bu, bütün bu yapanları da talimatları verenler de Doğu ve Güneydoğu ve Türkçe konuşan arkadaşlarımızdan arındırmak da hepimizin görevidir. Ermenistan'la ilgili bu Ermeni soykırımı, sözde Ermeni soykırımı ile ilgili şimdi bu tip etnik şeylerden ziyade ülkemizi daha güçlü görmek evet. istediğimiz Fransa parlamentosunda ele alınan ve 3 yıl sonra da sözde Ermeni soykırımının 100. yılı sizin partinizin şahsınızda hem teşekkür edelim baştan da ona söyleyemedik bir planı programı var mı? Biz son anda aklı başına gelen bir milletiz. 3 yıl sonra bu sözde 7 milyonluk dünyada yaşayan tahmini vatandaşın ortaya atacağı şeyle başka aktörleri siz daha iyi biliyorsunuz. Kullanımına açık bir alan var. Bununla ilgili bizim tedbirlerimiz var mı? Onları öğrenmek istemiştim. Yani tabii çok çok yönlü bir şey. Ermeni soykırım iddiaları açıkçası önce Ermeni soykırım iddialarını tanımak sonra tazminat ve sonra toprak kalemlerine kadar götürecek. Bunları görmemiz gerekir. Bunlar varsayımlar değildir değerli arkadaşlar. Yani bazen bunlar birer vehim olarak adlandırılır ama bence Ermeni soykırımı ile ilgili yürütülen kampanyalar tanımaktan sonra özellikle bu süreç içerisinde 2015 yılı 100. yılıdır. Türkiye'nin bu konudaki direncini kırmak istiyor. Önemli olan bizim direncimizin kırılmamasıdır. Türkiye'den başka büyük ve Türkiye'den yani bu milletten başka büyük bir millet yok. Başkalarının istek ve taleplerini yerine getirmek mecburiyetinde değiliz. Kimse bize bunu yaptıramaz. O zaman yapmamız gereken kalenin işten fethedilmesini engellemektir. İşten fethedilmesini engellersek kim ne derse desin. Bu kervan yürür. Evet.